meselesinde çok daha önce 8 Mart'ta burada Hacı Bektaş'taki konuşmamda yapmıştım da başkan çok korkmuştu, aman herkese laf attı diye. Şimdi solcular, sosyalistler, ülkücüler, Atatürkçüler, Aleviler, daha unutmayayım, İslamcılar. Bunların hangisini dinlerseniz dinleyin, kadının çok üstün olduğunu, kadına çok değer verdiklerini, hepsinin versiyonu var işte. Ülkücüler için Asena, İslamcılar için Ayşe, bir sürü şeyi söyleyebilirim. Ya sosyalizm için mesela en azından diyor ki öyle bir şey yok, sınıf var, cinsiyet yok, zaten devrimi yapınca eşitliği sağlayacağız. Kemalistler diyor ki cumhuriyet devrimlerini tam uygularsak zaten erkek kadın arasında fark kalmayacak. Aleviler diyor ki biz zaten en eşit şeyiz, topluluğuz, biz hiç sömürmüyoruz eşit gibi. Dolayısıyla insanın aklına şey sorusu geliyor, ya o zaman bu kadar kadın niye ölüyor? Bu kadar kadın niye tecavüze uğruyor? Bu kadar kadın niye dövülüyor? Niye yani? Şimdi bu çok eski bir alışkanlık. Yani bunu eski Yunan'a kadar Aristo bile işte kadını yurttaş olarak bir kere görmüyor. Atlayalım Aristo'yu, 17. yüzyıla gelelim. Yani liberal Locke, John Locke, bu toplumsal sözleşme literatürünün önemli bir ismi. Kadını özel bir yurttaş olarak görmüyor. Yani bu kemikleşmiş bir şey. Bu konuda da bunu söyleyeyim, bitireyim ama bir erkek kadın nasıl doğa kültür ayrımı varsa erkek kadında da bazı kavramlar kristalize oluyor ve ikiye ayrılıyor. Mesela işte erkek akıl, kadın duygu, erkek kültür, kadın doğa, erkek devlet, kadın ev ya da aile, erkek kamusal alan, kadın ev ya yani özel alan. Böyle bir ikilikler dünyası, yalıtılmış izole dünyalar. Ötekilerin de ötekisi olarak daha da bu baskıyı net bir şekilde hissediyorlar. Kadınlar olarak köksüz ve öksüz bırakıldık. Kılavuzsuz bırakıldık. Kılavuzumuz olmayınca, manevi bir güç bulmayınca kendimizi modern dünyanın dayattığı günahkar Havana mirasçıları olarak, nesli olarak görüyoruz. Bilinç düzeyinde bunu reddetsek de en okumuşumuz, en aydın kadınımız dahi bir şekilde bilinç altında o duyduğumuz, işittiğimiz hikayelerle bilinç altında günahkar hissediyor, aciz hissediyor, eksik hissediyor. Çünkü bütün bir felsefe bunun üzerine kurulu. Yani Aristo'nun kadını sakat erkek olarak görmesi düşüncesinden yola çıkarak Yunan mitolojisinin şekillendiği bir süreçle böyle gidiyor. Ama gerçekten Alevilik, Bektaşi, Kızılbaş inançları içerisinden baktığımız zaman aslında özdeki anaları, bacıları hatırlayabilirsek çok ciddi kılavuzlarımız var. Ama bunları hatırlayamıyoruz çünkü tarihsiz bırakıldık. Bunu sadece merkezi yapılar değil aslında. Merkezi inançlar, yani kendi inancımız içerisindeki merkezi otoriteler de hem dışarıdan hem içeriden bütün otoriteler bunu çok güzel başardı. Peki bunu kırmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani kadın tarihine dair izleri nasıl yakalayabilmemiz gerekiyor? Mesela bence söylenceler, velayetnamedeki söylencelerden başlayarak hikayeler, bunları eğer biraz sembolik anlamlarıyla çözmeye çalışırsak, anlamaya çalışırsak, orada köklerde ne kadar kadının ululandığını görmüş olacağız. Örneğin inancımızda kubbe anlatısını hatırlayalım. Kubbe anlatısı ve Fatma Ana anlatısını. Birçoğumuz eminim ki biliyordur. Ama çok da unutulmaya da başlandı. Artık çok fazla kullanılan ya da anlatıla gelen bir söylence değil. En bildiğimiz sözlerden biridir işte. Aynaya baktım, Ali göründü gözüme. Mesela Çiğdem Hoca Hacı Bektaş'ı anlatınca çok hoşuma gitti. Kendinden birini anlatmak, yani uzakta, ulaşamayacağım, tapınacağım birine değil. Senle birlikte yaşamaya devam eden birini anlatıyor gibi anlatıyoruz değil mi hünkârı? Hiç ölmüş, bitmiş, çok geçmişte değil. Hala yaşıyor, hala sözü yaşıyor, hala yolu yaşıyor. Doğallıkta hala yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden de biz mesela Alevilerin çok büyük bir yaşam perspektifidir. Hani aynaya baktım, Ali göründü gözüme. Ya biz Ali'yi kendimizden uzak değil, olabileceğimiz bir şeyi görüyoruz. Kadıncık ana için de böyle. Biz onu geçmişte çok uzak bir kişi değil, hala olmamız gereken kişi olarak görüyoruz aslında. Ama Aleviliğimizi uzundur yaşayamadığımız için dediğim gibi problemimiz biraz şöyle. En iyi Aleviler öldüler. Kadıncık ana çok iyi bir Aleviydi ama artık yok. Hünkâr öyle, Pir Sultan öyle. Peki bize ne görev düşüyor?
Yani biz de mesela kadıncı kanı olmayı mı perspektif ediniyoruz? Yoksa diyelim ki kadınlar olarak kadıncı kanının mekanını yeniden tadilat ettirmeyi mi hedef alıyoruz? Aslında biraz onu hedef aldık. Yani olmak değil, mezarında bekçi olmak, kaybolmamasını sağlamak. Yani daha semboller üzerinden yaşamda tutmaya çalıştık. Ama ben hep yani kadınlarla ilgili panellerde şey hep en kafama takılandır. Ayşe Bacı, Ayşe Bacı'yı anlatırız, kadıncı kanıyı, Ana Fatma'yı anlatırız ama mesela yakın tarihte anlattığımız bir kadın yok yani.